Merhaba arkadaşlar. 1K 1V yani bir kavram bir video bölümümüze hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ele alacağımız kavramımız delta. Hocam delta nedir? Delta akarsuların taşımış olduğu malzemeleri denize döküldükleri yerlerde biriktirmesiyle ortaya çıkan çıkıntı şeklindeki kara parçasıdır. Hocam ne demek istiyorsunuz? Bir şekil çizelim ve şekil üzerinde bu konumuzu daha iyi anlatmaya çalışalım. Ben şöyle bir kutucuk çiziyorum sevgili arkadaşlar. Kutucuğumu çizdim. Şu şekilde aldım. Buraya deniz diyorum. Buraya deniz dedim. Haliyle de burası kara olsun. Şimdi şöyle bir akarsu çiziyorum bakın. Akarsu çizdim. Değerli arkadaşlar akarsular e, akarken yatağında beraberinde malzeme taşır. Bu malzemenin genel adı alüvyon ya da alüvyol diyoruz. Bunların kimisi kum, kimisi mil, kimisi çakıl boyutunda olabilir. Ama bu malzemelerimizin genel adı alüvyon ya da aliyol diyeceğiz. İşte uzmanlar der ki... Akarsular taşımış olduğu bu malzemeleri denize döküldüğü yerlerde, yani bakın ağız kısımlarında akarsun denize döküldüğü yere biz ne diyorduk? Ağız kısmı. İşte bu ağız kısımlarında zamanla biriktirir, binlerce belki de milyonlarca yıl boyunca bu akarsu bu malzemeleri burada biriktiriyor ve artık burası deniz olmaktan çıkıyor, burası kara haline geliyor. İşte akarsuların denize döküldükleri yerlerde taşımış olduğu malzemeleri biriktirmesiyle ortaya çıkan denizi doğru yapmış olduğu bu çıkıntı şekli biz delta ismini veriyoruz sevgili arkadaşlarım. Delta aynı zamanda delta ovası diye adlandırılır. Buraların toprakları son derece verimlidir bunu bilelim. Hocam peki hangi koşullar altında delta ovası oluşur? Değerli arkadaşlar bir yerde delta ovası oluşabilmesi için ya da delta şeklinin oluşabilmesi için bir kıyının sığ olması gerekir. Yani çok derin olmayacak. Eğer çok derin olursa burada malzemelerin birikmesi çok çok zor olur. İki, Kıyıda güçlü akıntı olmayacak. Eğer güçlü akıntı olursa bu malzemeleri alır götürür. 3. Gelgit etkisi ya da gelgit genliği çok çok az olacak. Hiç olmaz diyemiyoruz çünkü dünyanın her yerinde az ya da çok bir miktar gelgit vardır arkadaşlar. Gelgit neydi hocam? Ayın ve güneşin çekim etkisiyle okyanus sularının gün içinde yükselip alçalması olayıdır. İşte bu nedenle de her kıyıda gelgit olabileceği için biz burada şu cümleyi kuracağız. Gelgit etkisi çok çok az olmalı. Minnacık. İşte bu bölgede o zaman gelgit etkisi az olacak ya da gelgit genliği az olacak. Dördüncü bir önemli özellikle arkadaşlarım delta oluşabilmesi için kıta sahanlığı geniş olacak. Kıta sahanlığı ne hocam? Hemen etiketi tıklayıp orada kıta sahanlığı bir kavram bir video izlemek tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Kıta sahanlığı kıyıdan itibaren deniz derinliğinin 200 metreye kadar olan kısmıdır. İşte kıta sahanlığı geniş olursa burada deniz daha yavaş derinleşir ve bu şekli oluşması daha kolaydır. Ama kıta sahanı dar olursa burada bu şekil oluşmaz sevgili arkadaşlarım. Ya da çok çok uzun bir sürede oluşur. Bir yerde delta oluşabilmesi için o bölgenin iç denize kıyısı olması gerekiyor. Mesela Türkiye, komşumuz Yunanistan, yine komşumuz Bulgaristan, Karadeniz'e kıyısı olan Gürcistan, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerde mesela delta oluşabilir. Yine Akdeniz'e baktığımız zaman Akdeniz'e kıyısı olan Mısır, Libya, Fas efendime söyleyeyim Tunus, Cezayir, Akdeniz'de bakın İtalya, Hırvatistan gibi ülkelerin kıyılarında delta'nın oluştuğunu söyleyebiliriz arkadaşlarım. Burada size bir ülke sorusu gelebilir ya da bir akarsu delta ovası eşleştirmesi sorusu gelebilir. Ülkemizin de önemli meşhur delta ovaları var. Bunu zamanı gelince o bölümde bahsedeceğiz arkadaşlar. O zaman şöyle bir yorum yapacağız tekrardan. Delta bir birikim şekli olarak karşımıza geliyor. Burada şunu bileceğiz. Bazı kıyılarda ise arkadaşlarım Haliç adını verdiğimiz bir aşınım şeklimiz ortaya çıkıyor. Bunu da bir sonraki bir kavram bir video dersimizde işleyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.